Lineer denklem sistemleri ders 13 konumuz Lu diğer bir adıyla Cholesky ayrıştırma yöntemi. Bu ayrıştırma yöntemini bir örnekle daha iyi kavrayacağız. Sizden istediğim örneği çözerken adım adım benle beraber bir yere not almanızdır. Genellikle bu dersi sınavlara yönelik izlediğiniz için ben de sınavda nasıl daha iyi daha hızlı yaparsınız bunun adını çekiyorum. Sınavda da benim yaptığım gibi adım adım yazarsanız ve işlemleri uygularsanız sıkıntısız işlemi gerçekleştirirsiniz. Dilerseniz örneğimize geçelim. Böyle bir denklem sistemi verilsin ve bu denklem sistemini Lu ayrıştırma yöntemiyle çözmemizi istesin. Bunun için ilk baş Lu ayrıştırma yönteminde bilmemiz gereken 5-6 tane bilgi var. Bunlar çözümde kilit rol oynuyor. Önce bu bilgileri yazalım. İlk bilgimiz A x eşittir b. Burada A bilinmeyenlerin önündeki katsayıların matrisi, x ise bilinmeyenler, b de denklem sisteminin eşiti. Zaten bu eşitlik bizim en genel formülümüz. Diğer bir eşitliğimiz A eşittir L U. Burada da oluşturduğumuz A matrisini L matrisi ve U matrisine ayrıştırıyoruz. Yani alt üçgen matrisi ve üst üçgen matrisi şeklinde oluşturuyoruz. Diğer eşitliğimiz L çarpı Z eşittir B. Buradaki Z denklemdeki Z ile alakası yok. Diğer bir eşitliğimiz U çarpı X eşittir Z. Bu eşitlikleri sırasıyla uyguladığımızda denklemdeki bilinmeyenleri çıkarıyoruz. Bu eşitlikleri adım adım uygulamaya geçelim. Birinci adım buradaki eşitliği uygulamakta. Buradaki eşitlikte ilk A matrisini oluşturalım. A matrisi bizim denklemdeki bilinmeyenlerin kat sayıları. Kat sayılarımız A matrisini oluşturduk. Ve eşittir diyoruz. L matrisini yazmamızı istiyor. L matrisi ise 1 0 0 L 2 1 1 0 L 3'e 1 L 3'e 2 ve 1 Gördüğünüz gibi alt üçgen matrisi oluştu. Çarpı U matrisi. U matrisi ise U 1'e 1 U 1'e 2 U 1'e 3 0 U 2'ye 2 U 2'ye 3 0 0 U 3'e 3, e 3. Gördüğünüz gibi buradaki birinci adımdaki A eşittir L U eşitini matrislere çevirdik. Şimdi buradaki matris çarpımını uygulamakta. Bunu matris çarpımından biliyor olmanız lazım. Burayı hızlı geçeceğim. Buradaki Matris çarpımının eşitliği burası. Bu eşitlikte artık yapmamız gereken kendi satır ve sütununa denk gelen yerleri eşitlemek olacak. Buradaki eşitlikleri daha rahat bulabilmek için böyle değil, böyle çözeceğiz. Bu bize zaman kazandırmış olacak. İlk U11 A matrisinde 3'e denk geliyor. Yani U11'in eşiti 3. İkinci satırda L 2 1 U 1 1 eşiti eksi 2'ye denk geliyor. U 1 1'i bulduk. U 1 1 burada 3. Yani L 2 1'in eşiti eksi 2 bölü 3. Üçüncü satırda ise L 3 1 U 1 1 eksi 1'e denk geliyor. U 1 1 3'tü. Yani burada L 3, 1, eksi 1 bölü 3'e eşit. Bu sırayı bitirdik. Şimdi buradaki sırada. Burada U, 1, 2. A matrisinde 1'e denk geliyor. Buradaki eşitlik ise 1'e denk geliyor. L, 2, 1. U, 1, 2 artı U, 2, 2. Eşiti 1'e denk geliyordu. Şimdi buradaki eşitlikleri yazalım. L, 2, 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 2 1 idi buradaki artı u 2 2 eşittir 1 burası karşıya aldığımızda u 2 2 eşit olacak 1 artı 2 bölü 3'ten u 2 2 eşittir 5 bölü 3 u 2 2'yi de bulduk sıra buradaki eşitlikte burası da L 3 1 çarpı U 1 2 artı L 3 2 çarpı U 2 2 eşittir. Gördüğünüz gibi eksi 1'e. L 3 1'i eksi 1 bölü 3 bulmuştuk. Çarpı U 1 2 o da 1'e eşit. Artı L32 bilmiyoruz. L32 çarpı U22 5 bölü 3 eşittir eksi 1. L32 çarpı 5 bölü 3 eşittir. Buradaki eksi 1 bölü 3'ü karşıya aldığımızda eksi 1 artı 1 bölü 3. Buradan L32 çarpı 5 bölü 3 eşittir eksi 2 bölü 3. Bunlar sadeleşir. Son durumda L 3 2 eksi 2 eksi 2 bölü 5 olur. Burayı da hallettik. Şimdi buradaki sütunda önce şunu diğer sayfaya alalım. Kopyala. Son durumda 3. sütunda kalmıştık. Üçüncü sütun, U1, 3. sütun U13 eşittir eksi 2'ye denk geliyor. Burası ise L21 çarpı U13 artı U23 eşittir 4'e denk geliyor. L21'i eksi 2 bölü 3 bulmuştuk. U13'ü eksi 2 bulmuştuk artı u 2 3 eşittir 4. Buradaki işlemi yaptığımızda eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 4 bölü 3 artı u 2 3 eşittir 4. u 2 3 4 bölü 3'ü karşıya aldığımızda 4 eksi 4 bölü 3 u 2 3 son durumda 8 bölü 3 bulmaktayız. Siz de benim gibi eşitlikleri bulduğunuz zaman kesinlikle kare içine alın ki sınavda daha hızlı odaklanın eşitliklere. Son buradaki yerdeyiz. L 3 1 U 1 3 artı L 3 2 çarpı U 2 3 artı U 3 3. Buranın eşitliği ise 2'ye eşit L3 biri eksi 1 bölü 3 bulmuştuk. U 1 eksi 2 bulmuştuk. Artı L 3 2 eksi 2 bölü 5 bulmuştuk. Çarpı U 2 8 bölü 3 bulmuştuk. Artı U 3 3 eşittir 2. Buradaki eşitlikleri bulduğumuzda eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 2 2 bölü 3 artı eksi 2 çarpı 8 eksi 16 bölü 15 burası artı u 3 3 eşittir 2 buradaki işlemi yaptığımızda eksi 6 bölü 15 3 ile sadeleştirdiğimizde 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 5'i karşıya attığımızda u 3, 3 eşittir 2 artı 2 bölü 5 ve u 3, 3 12 bölü oluruz. Buradaki bütün eşitlikleri A matrisine göre çıkarmış olduk. Artık buradaki adıma geçebiliriz. Buradaki adımda amaç neydi? L'yi ve U'yu bulmaktı. L'yi ve U'yu bulduktan sonra buradaki Z'yi bulacağız. Z'yi bulduktan sonra en sonunda şuradaki X'i bulmamız lazım. X dediği de bilinmeyenlerin değeri. Şimdi yeni sayfaya geçelim. Adımımız Neydi? L çarpı Z eşittir B. Burada L dediği şurada yazdığımız L matrisi. U matrisi de buradakiydi. L matrisinde bilmediklerimizi bulmuş olduk. L21, L31, L32. Buradaki bulduğumuz değerlere göre L matrisini oluşturalım. L matrisi 1, 0, 0, L2'ye 1'i eksi 2 bölü 3 bulmuştuk. 1, 0. L 3'e 1'i eksi 1 bölü 3 bulmuştuk. L 3'e 2'yi eksi 2 bölü 5 bulmuştuk. Ve 1. Bu L matrisi. L matrisi çarpı Z. Z dediği bizim oluşturduğumuz 3'e 1'lik matris. Z1, Z2, Z3. Dediğim gibi bu Z'yi denklemlerdeki Z ile karıştırmayın. Eşittir B. B dediği ise bizim denklemlerin eşitliği. O da 3, 7 ve eksi 1 idi. Dediğim gibi not ala ala giderseniz karıştırmazsınız buradaki eşitlikler B dediğimiz işlemler çok uzun olduğu için çok sayfaya yayıldı gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki matrisleri çözeceğiz. Buradaki matrislere göre yine basit bir matris çarpımı var. Burada dikkat etmeniz gereken alt üçgende üstten başlayacağız. Üst üçgende yani U'da ise alttan başlayacağız alt üçgende üstten başlayalım. Çünkü bu bize kolaylık sağlayacak. Bunu buna çarptığımızda sadece z1 eşittir 3'e denk geliyor. Burayı çarptığımızda böyle eksi 2 bölü 3 çarpı z1 artı z2 eşittir 7. Z1'i 3 bulmuştuk. Sadeleştirdiğimizde sadece eksi 2 kalır eksi 2'yi karşı aldığımızda 9 dokuz. z2 9 eşit. Z3 ise eksi 1 bölü 3 çarpı z1 artı eksi 2 bölü 5 z2 artı 1 çarpı z3 eşittir eksi 1. Buradaki bilinmeyenleri yazalım z1'i 3 bulmuştuk. Sadeleştirildiğimizde eksi 1. z2 9 bulmuştuk. Eksi 2 çarpı 9. Eksi 18 bölü 5. Artı z3 eşittir. Eksi 1. Son durumda burayı paydayı 5 ile çarptığımızda eksi 23 bölü 5 buluruz. Artı z3 Eksi 1 yani buradan Z3 buradaki eksi 23 bölü 5'i karşıya attığımızda ve eksi 1 ile topladığımızda 18 bölü 5 çıkmaktadır. Artık Z'yi de bulduk. Z'yi buldu, bulduğumuza göre bakın buradaki Z'yi bulduk. Z'yi bulduğumuzda buraya yazacağız. Ve son durumda bilinmeyenleri bulacağız. U'yu zaten biliyorduk. Şuradayız artık. Buradaki eşitlikte. U'yu zaten biliyorduk. Z'yi buradan bulduk. Sıra bilinmeyenleri bulmada. Son adımdayız. Son adımımız U çarpı X eşittir. Z idi. U'muz hatırlayacağınız üzere burasıydı. Buradaki U'ları buradan bulmuştuk. Şimdi yerine yazalım. U matrisi 3 1 -2 0 5/3 8/3 0 0 12/5. Tabii ben burada rasyonel sayılarla uğraşıyorum ama siz genellikle sınavda hesap makinesiyle yapacaksınız çarpı x, x dediği bilinmeyenler bilinmeyenlerimiz bizim neydi x y ve z sınavda x1, x2, x3 de yazılabilir fark etmez dediğim gibi buradaki x dediği aslında denklemlerdeki bilinmeyenler üçe birlik bir matris oluşturduk eşittir z z dediği neydi Z1, Z2, Z3'tü. Onu zaten buradan bulmuştuk. Z1'i 3, z 2 9 ve Z3'ü 18 bölü 5 bulmuştuk. Dilerseniz Z'yi yazalım. Z dediği 3, 9 ve 18 bölü 5 idi. U, X ve z artık. Şimdi yine bir matris çarpım işlemi. Ne demiştim? Üst üçgende alttan başlarsak daha rahat çözerdik. Alttan başlıyoruz. 12 bölü 5 çarpı z eşittir. Burası 18 bölü 5'e eşit. Buraları sadeleştirdiğimizde z eşittir. 18 bölü 12 o da 3 bölü 2. Z dediğimiz 3 bölü 2. Birinci bilinmeyeni bulduk. Şimdi y'deyiz. Y için ise 5 bölü 3 çarpı y artı bakın e, matris çarpımı yapıyorum. 0 çarpı x 0 onu yazmadım. 5 bölü 3 çarpı y artı 8 bölü 3 çarpı z eşittir 9'a. Burada z'yi 3 bölü 2 bulmuştuk. 3'leri sadeleştirirsek ve 2'leri sadeleştirirsek burası 4 kalır. 4'ü karşıya aldığımızda eksi 4 9 da topladığımızda 5 burada 5 bölü 3 çarpı y kalmıştı 5'ler sadeleşir y eşittir 3 olur ikinci bilinmeyeni de bulduk şimdi sıra x'i bulmada x'i bulmak için ise yine çarpım yapıyoruz burayı burayla çarptığımızda ise 3 x artı 1 y artı x eksi 2 çarpı z eşittir 3 e Artık burada yerlerine koyalım. 3 x y'yi 3 bulduk. Artı 3 z'yi 3 bölü 2 bulmuştuk. 2'ler sadeleşir. Eksi 3 olur burası. Ve eşittir 3. Artı 3 eksi 3. 0 3 x 3 Buradan x 1 olur. Artık sonları da bulduk. Çözüm kümemiz x1, y3 ve z3 bölü 2. 1.5 de diyebilirsiniz. Dediğim gibi siz sınavda hesap makinesiyle yapacağınız için rasyonel sayılarla uğraşmazsınız. Ben her şeyi en sade haliyle görünüz diye sıfırdan işlemleri uyguladım. Video çok uzun olmuş olabilir. Ama dediğim gibi sınava yönelik çalışacaksınız ve şu eşitlikleri adım adım uygularsanız sıkıntı yaşamazsınız. Herkese başarılar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Anlamadığınız bir yer olursa her zamanki gibi sorabilirsiniz.